Peki Büşra Hocam, hep az önce de belirttik ki pazartesi diyetleri vardır, her hafta diyete gireriz. Ama kilolu olan kişilerde de üç beyazdan hep uzak durun dersiniz. İşte undan, şekerden, tuzdan uzak duracağız. Peki bunlardan ne kadar uzak duracağız? Nasıl dengeli beslenmemiz gerekiyor? Kalorilerimizi nasıl almamız gerekiyor? Neler söylersiniz? İzleyenlerimizi nasıl bilgilendirirsiniz? Evet, üç beyazdan uzak durmak aslında en doğru yöntem. Fakat az önce de söylediğimiz gibi diyette yasak yoktur. Tabii ki de canımız tatlı istediğinde yiyeceğiz veya canımız bir hamur işi istediğinde bunları tüketeceğiz. Fakat bunların ev koşullarında hazırlanması her zaman daha sağlıklı olur. Kendimizin içeriğini bilerek temiz malzemelerle hazırlamak daha doğru olacaktır. Ve yine bir şeyleri yerine yemek daha doğru olur. Hani o gün tatlı yiyeceksek gün içerisinde daha hafif geçirmek, günde almanız gereken enerjiyi, kalori miktarını daha iyi dengelemiş olursunuz. Canınız börek mi istedi? Evet, börek yiyin o gün, börek yapın. Diyetteyim diye kendinizi tamamen bunu soyutlamayın. Çünkü bir süre sonra tamamen diyetteyim deyip bırakılıyor. Tekrar bir dahaki pazartesi, hani salı bırakılıyor, bir dahaki pazartesi tekrar başlarım deniliyor. Bu nedenden dolayı tamamen soyutlamak değil de arada bir, belki hani ödül olarak sevilen bir yiyecek, istenilen bir yiyecek tüketilebilir. Bu bağlamda tuz tüketimi de yine çok fazla miktarda olmasın. Az önce gösterdiğim gibi 5-6 gramın üzerinde olmaması gerekiyor. Özellikle yemeğin tadına bakmadan tuzu üzerine atmayın lütfen. Öncelikle bir yemeğin tadına bakın. Çünkü insan tuzsuz, yani daha güzel baharatlı yemeğe alıştığı zaman o tuzun tadını aramıyor aslında. Üzerine belki pul biber koyabilirsiniz biraz daha lezzetlendirmek adına.